9 yıl sonra kavuşuyorlar. İlk buluşma. Şimdi ben bu hikayeyi bir de sizden dinlemek istiyorum. Gönül Hanım'la 2001 yılında dini nikahlı beraber oluyorsunuz. Evet. Resmi nikah yapmıyorsunuz. Neden? Resmi nikah ama babası kağıtları getirecekti, başkasını evledi. Size geldiğinde evli miydi Gönül Hanım resmi? Almaya gittiğimizde babasına başka yerde evlenmiş, ayrılmış, boş kağıtlarını getireceğim arkandan dedi. Aldık, getirdik, tamam dedik, kabul ettik. Sonra bir gün geldi gene bu Ahmet Bey, o boşuyor, boşalmadı, kağıtları alamadım. Alıp götüreceğim dedi. Gönül'ü. Heh, vallahi başka bir şey diyemedim. Aldı, boşamak götürdü. İçin mi kızını aldı, orduya tekrar götürdü? Biz de öyle dedi. Benim çocuğum ayrıldı. Ayrıldı geldi. Uğurcan Ok diye bir çocuğu vardır, bana geliyor, ben gidiyorum. Ayrıldıktan sonra 6 ay sonra Nuri Kaymak bunları bana getirdi. Gel senin çocuğun buraya yapalım dedim, yaptım. Bana dedi ki Ali Ertuğ, bu hastalandı, götürdüm Melmeke'de. Çocuğa ilaç, vitaminsiz dedi. Şöyle bir şey yok. Yemin ederim, vallahi billahi hasta değildi bak. Yalvardım, ne aldı ya? Gitme babanına dedim. Ne hissediyorsunuz? Biraz sevindik, biraz şey olduk. Adam DNA testimizi yaparız, ondan sonra başımızda yeri var. Bugün Halit Bey'in yanında hem kız kardeş hem de amcaoğlu var. Siz de destek olmak için geldiniz. Evet, hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkürler. Şimdi o gün yayında Halit Bey'i aradığımızda oğlu onu aramak üzere programa katıldı. Ne oldu aile içerisinde? Neler yaşandı? Vallahi çok büyük bir heyecan. Herkes merakla bekliyor. Biz de aynı şekilde. Hayırlısı diyelim. Bugün sizi daha böyle bir enerjik, pozitif gördüm. Yani biraz daha sakiniz. İlk günkünden biraz daha sakiniz. Evet. Halit Bey. Evet. Arada 19 yıllık bir bilinmezlik var. Siz yine de benim oğlumdur dediniz ama DNA testinin sonucu sizin için önemli. Tabii. Bu Mural'la kavuştuktan sonraki birkaç gün nasıl geçti? İyi geçti. Görüştünüz mü? Görüştük. Mural senin için nasıldı? İyi, güzeldi yani. He? Yaşadığım mutluluklar falan paha biçilemez. Peki bu birkaç günde babana, yani Halit Bey'e nasıl hitap ediyordun? Baba diye. Hep baba diye. Evet. Onu tanımak, onu yakından tanıyınca sevdin mi? Bazen insan uzaklaşabiliyor çünkü. Ya, tam hani ısınma olmaz hani ilk görüştü falan ama hani sonradan ısınıyor insanın içi. İnsanın içi ısınıyor. Ahmet Bey. Buyurun efendim, kalkabilir miyim? Tabii kalkabilirsiniz, ben buyurun, de kalkayım sizinle Hanım, beraber. Buyurun efendim. Siz nasıl hissediyorsunuz? Ben, siz görüştünüz mü, sohbet Halit ettiniz Bey'le, mi? Biz başka otelde kalıyoruz, Halit Bey başka otelde kalıyor. Halit Bey'le 1,5 saat önce biz konuştuk. Çok otelde 11 gün, 10 gün çok zamanım geçti. Herkesin bir noksanı olabiliyor, bir hatası olabiliyor. Kendisi burada, kardeşi de burada. Anlaştık. Hepimiz birbirinden özür dileyip sarılacağız. Buradan ayrılıp gideceğiz. Efendim, böyle karar verdik. Bravo. Nasıl belli orası? Öyle karar verdik. Esra Hanım. Şimdi ilk gün aslında Mural buraya başvuran kişi, siz onun yanında gelen, babasını arama konusunda teşvik eden kişi olmanıza karşın biz baba Halit Bey'i ortaya çıkartıp buraya getirdiğimizde itiraz ederek hepimizi şaşırttınız. Öyle gerekiyordu, öyle dediler. Ben anladım. Çünkü şöyle oldu Esra Hanım, Sayın Esra Hanım. 20 sene azıcık değil ki efendim. 20 sene azıcık değil ki. Canından bir tarafını boşanıyor. Zamanında attığım adının faturasını yanımda. Onu hissediyorum. Faturayı mı ödesin? Siz bunu mu söylemek istiyorsunuz? Yani, o faturadan kastınız nedir? Yaptığımız hatanın babası da öyle konuştu ikimiz de. Babası da ben de. Yani ikimiz de yanlış yapmışız. İkimiz de birbirinden burada Türkiye Cumhuriyeti'nin önünde öyle Ahmet konuştuk. Ahmet Bey, şimdi Vural'ın annesi konuştuk. İşitme engeli olan engelli bir kadın. Evet. Çanakkale'den Halit Bey
talip olarak çıktığında siz kızınızı Çanakkale'ye götürdünüz mü? Evet. Götürdünüz. Evet. Evet. Onlar bir beraberlik yaşadılar mı? Evet. Yaşadılar. Evet. Niye evlenemediler? Çünkü kızınız evliydi. Hayır efendim. Ya da ayrıydı yani, eşinden resmi olarak yani. Boşanmamıştı. Yani. Siz kızınızın boşanma davasını gerçekleştirmek üzere Çanakkale'den aldınız. Hayır efendim. Hayır. Çanakkale'den aldınız. Hayır. Orduya götürdünüz. Sonra diyor ki ben hani eşim olarak gördüğüm kişiyi bir daha görmedim diyor. Ben ona anlattım içeride Esra Hanım. Benim gelmediğimden ben hatalıyım dedi. Gelmediğimden peşimden dedi. Karımın peşinden gelmediğinden sen de hakkımı sormadığından hatalıyım dedi. Esra Hanım söz alabilir miyim? Tabii. Söz alabilir miyim? Buyurun. Dediği gibi içeride konuştuk. Yalnız şöyle bir şey. Kendisine de belirttim. Yani gelinimizi götürdükten sonra hiç evlenmeden tekrar çocuğuyla birlikte getirseydi, bize verseydi o zaman bir özür hak ediyordu. Ama ben özür dilemiyorum, sadece teşekkür ediyorum herkesin huzurunda. Allah razı olsun diyorum bu yaşa getirdiği için. Ben güzel. Özür dilemek istemiyorum. Yani özür dileyecek olursam da ben Vural'dan özür dilemek istiyorum. Senin peşine düşmedik diye. Evet. Hala ben Vural'dan dilen halası fark etmez. Evet, diliyorum. Ben evet. Vural'dan dilemek istiyorum. Tamam. Ben babamla halamla da konuştum. Dedemle de konuştum. Her iki tarafın hatası var. Onlar arayıp bulmamakla suçlu. Dedem de getirmemekle ben suçlu. Ben de geri götürmemekten suçluyum. Ama ben anne niye götürüldü? Hala oradayım. Yani sizin evlenmek amacıyla gönderdiğiniz kızınızı iletişim kurabildiğini düşünmüyorum o zamanki şartlarda. Yani seçim şansı yok yani. Yıl 2003 tercih. Yılında siz verdiğiniz kızınızı iletişimde kurmadan geliyorsunuz bir gün almaya paket karar gibi veriyorsunuz. Aslında. Avukat hanımım, sayın avukatım. Ve evlilikle çocuğum... ilgili şimdi şey bilemiyorum ama bu çocuk dünyaya geldiğinde nüfus şeyine baktığında Mayıs 2003 doğumlu. Evet. Anne o dönemde evli değil. Yani şey... bizim kanunumuza göre 300 gün şeyi de vardır. Boşanma tarihlerine bakıyorum daha önceki eş Ali Osman orada da bir şey yok. Arif yani Şenek. Boşanmak amacıyla anlattığınız hikaye uymuyor resmi kayıtlara göre. Avukat hanım ben bir şey size söyleyebilir miyim? Siz hukuk insanısınız. İkizce nüfus müdürü Ali Güngör. 2002'de Vuralcin doğmuştur. Babası Çanakkale'de olduğu için babasının soy ismini. Bak siz avukatsınız. Şimdi sayın artık avukatım. O detaylara vermedi, bir an girmek vermedi, istemiyorum Ahmet Bey. Asıl mevzu şu. Sizin hani ben kızımı boşandıracağım, kocasından boşandırıp sana tekrar geri getireceğim dedin ya. O zaman öyle bir mahkeme, öyle bir dava yok. Yok. Boşandıracağım diye bir şey demedim ki ben. Onlar hasta ya oldu ilgi, ben bu yani abla. İlgisi var önceden. Yani bunların önceden düşüncesi var. Bu hanımım. Onu halledip yani öyle bir şey yok. Boşanması olmayan kızı hangi sebeple alacaksın? Yani ben biz, de götür dediler. Ben sizin de götürdüm. Sizin yanınızdan ne diye aldılar? Esra Hanım aynı söylediğimiz şekilde yani biz bu kadar fedakarlık yapmışız, oralara gitmişiz. Yani maddi manevi yani biz niye gelinimizi istemeyelim veyahut da niye gönderelim? Benim annem babam torun hasretiyle gittiler dünyadan yani. Boşanma yokmuş o zaman. Zaten bekarmış. Nikah kıyılmasına da herhangi bir engel durum yokmuş. Ama bize öyle söylediler ya. Daha doğrusu babamlara öyle söylemişler. Ben babasıyla hiç öyle... Vallahi yani ya. Ben yine söylüyorum. Bütün siz ne yaparsanız ne derseniz deyin. Vural'ın hayatı 19 yıllık yaşamını birinin evet. Bir sözü bir davranışı etkiledi mi tabii kardeşim? Ki. Etkiledi. Tabii ki. Tabii bu ki. Çocuğun içinde ne fırtınalar koptuğunu hiç kimse bilemez. Bilemez. Annesine evet. Sorsa daha acısı ki annesinden tek bir cevap alamaz. Çünkü annesinin konuşma yetisi, yeteneği yok. Vural sana bir soru soracağım. Buyur. Sen baban olarak kabul ediyorsun. DNA testi açıklanacak. O zaman bütün sular durulacak. Çünkü annenin gitmesi... ya da daha önceki yaşantısıyla ilgili kafa ya yaşant derken babanın kızını kontrol etmesiyle ilgili şaibeler ve soru işaretleri var.